Son baskıyı bugün Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden yapıyoruz. Zira Türkiye'nin en önemli ekonomi buluşması bugün burada yapılıyor diyebiliriz. Sabah saatlerinden bu yana pek çok CEO, pek çok patron, pek çok piyasacı buradalar. Ekonomideki son gelişmeleri, Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri ele alıyorlar. Ve sabahtan bu yana da haber akışı Uludağ'dan ekranlarınıza yansıyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın konuşmasıyla başladı zirve. Önemli mesajlar vardı. Babacan Merkez Bankası'nın önemine dikkat çekti ve sadece Merkez Bankası'nın açıklamalarına dikkat edin dedi. CNBC'ye Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım'a verdiği özel röportajda. Ardından TÜSİAD Başkanı'nın mesajlarını dinledik. TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Saims'ta faiz ve döviz kurdaki gelişmeleri bir kenara bırakalım, yapısal reformlara odaklanalım mesajı verdi. Ayrıca gün boyunca da konuklarımızla da ekonomideki gelişmeleri değerlendirdik ve şu anda da tavsiyosu Sani Şener'le beraberiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün tabii burada biz gelişmeleri konuşurken önemli gelişme de yaşanıyor piyasalarda. O da doların tekrar rekor kırması. Ne diyorsunuz Sani Bey, dolardaki bu hareket için ne olacak sizce? Şimdi aslında ben şöyle başlamak istiyorum. Çok önemli bir ekonomistlerden birisi dünya çapında dolar kuruyla ilgili veya herhangi bir kurla ilgili tahmin etmiyorum, tahmin vermiyorum ve bu tahmin vermediğimden dolayı da utanmıyorum demiş. Şimdi hakikaten ben kendisine katılıyorum. Şimdi o kadar çok fazla değişkenin olduğu, o kadar çok fazla kompleks sistemlerin olduğu bir dünyada, küresel bir dünyada bir takım şeyleri, kurdaki gelişmeleri bizim tahmin edebilmemiz için çok iyi veriler elimizde olması lazım. Bu veriler tabii bizlere geliyor bankalardan, finansal enstitülerden filan. Ama baktığınızda biz ancak onlara göre konuşabiliyoruz. Yani diye büyük bankalar işte 2.40'ları söylemişti, 2.50'leri söylemişti. Ondan sonra belki Türkiye'deki bir takım özel durumlardan dolayı bir takım sıçramalar oldu. Bundan sonra ne olur ne olmaz biz ekonomistlere bakmamız lazım. Sayın Bakanımızın dediği gibi Merkez Bankası'na bakmamız lazım. Avrupa Merkez Bankası'na bakmamız lazım. Avrupa Merkez Bankası'nın 60 milyar euroluk tahvil alımı yapacağını biz bilemezdik ki başladı yapmaya. Bugünkü olay diyorlar Çin dolar kurunda işte bir kur bandına geçeceğim diye bir şey demiş veya dememiş. O da belli değil, birden zıplıyor. Çok hassas. Yani dünyada bu dengeler çok hassas, çok belirsiz. Amerika'da Fed'in ne yapacağını önceden tahmin etmeniz mümkün değil. Bundan dolayı verilere göre konuşmak lazım. Verilere göre baktığınızda ben bizim şirketimizin ekonomistleri ve finansçılardan aldığım şeylerde 2.65'lerde bir dinlenecek dolar uzun bir süre gibi görünüyor. Ama buna hiç kimse benim bu dediğime ne inansın ne inanmasın. Yani bizim şirket olarak baktığımızda olay böyle. Bizim ekonomistlerimizin ve kıymetli insanlardır hepsi, verdikleri olay bu şekilde gözüküyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Doların mesela bizim şirketimiz bazında indi veya çıktı. Biz her şeyi hecledik. Yani her şeyi kendi kendine yetecek şekilde biz garantilerini almış durumdayız. Riski böyle yönetiyoruz zaten. Nasıl yaptık? Yani işte bizim tarifelerimiz var havalimanlarında. Bu tarifelerinde dolar olanı var, euro olanı var, TL gelirlerimiz var. TL gelirlerini TL'ye, euroları euroya, doları dolara, euro dolar paritesi, euronun TL karşısındaki durumu, doların TL karşısındaki durumu, bunların hepsi bizi etkileyebilirdi. Onun için biz dedik ki ilk başta biz bir banka değiliz veya bir finansal enstitü değiliz. Biz paramızı operasyondan kazanmalıyız. Onun için biz operasyona odaklanıp finansal değişimlere karşı kendimizi koruyacak her türlü tedbiri aldık. Ondan dolayı TAV'ın hakikaten finansalları her zaman çok sağlam gelir. Çünkü bu tedbiri aldık. Oynamayız. Yani düşse de kazanmayız, kaybetmeyiz de. Çıksa da kazanmayız, kaybetmeyiz de. Ama biz operasyonumuza bakarız. Operasyonumuza, yolcu artışımız bizim için çok önemlidir. Yolcunun mutlu olması çok önemlidir. Çünkü mutlu yolcu harcamayı yapar. Çalışanın mutlu olması çok önemlidir. Çünkü mutlu yolcuyu çalışan, mutlu çalışan yolcuyu mutlu edebilir.
Ondan dolayı biz olaya operasyon olarak daha fazla bakmaya gayret ediyoruz. Biz önlemimizi aldık, korunaklıyız diyorsunuz. Peki Türkiye nasıl korunacak? Onu da konuşalım biraz. Merkez Bankası bir takım adımlar attı ama çok etkili olduğunu görmedik. Siz ne dersiniz? Ek adımlara ihtiyaç var mı? Yani belki faiz tarafında atılacak bir adımın da kura yansımaları olabilir. O kapsamda baktığınızda baktığımda ben Merkez Bankası'nın şu ana kadar doğru hareket ettiğine inananlardanım. Merkez Bankası bundan sonra da aynı doğru hareketlerini devam ettireceğine inanıyorum. Çünkü veriler onlarda. Bizde veri yok. Yani var ama az. Onlarda en detay veriler var. O verilere göre hareket ediyorlar. Ama genel olarak Türkiye'ye baktığımızda benim her zamanki görüşüm şudur. Yani ekonomi sizin limitli kaynaklarınızla limitsiz isteklerinizi karşılayabilmenin yoludur. Şimdi limitsiz istekleriniz var, limitli kaynaklarınız var. Türkiye'nin de limitsiz istekleri var, limitli kaynakları var. Bu limitli kaynaklarına göre limitsiz istekleri arasındaki tercihleri ve öncelikleri yapması çok önemli ekonomide. Bu tercihler ve öncelikler yapılırsa limitli kaynaklarıyla Türkiye'nin zaten doğal bir büyümesi var. Ben her zaman Türkiye'nin her yıl çok büyük şeyler yapması bile %3 büyüyeceğine inananlardanım. Ama artı koyduğunda her zaman daha önceki dönemlerde gördüğümüz gibi %5'lere, 6'lara, 7'lere de çok rahatlıkla çıkabiliyor. Ama Türkiye diğer gelişmekte olan ülkeler gibi yabancı sermayeyi mutlaka, kalıcı yabancı sermayeyi mutlaka ihtiyaç vardır. Benim için en önemli hadise budur. Türkiye'deki şirketlerin uluslararası olmasıdır. Uluslararası olan şirketler, küresel olan şirketlere yurt dışı sermaye çok rahat gelir. Yurt dışı sermaye iyi projelere gelir. Bakın siz 2008 öncesi hiçbir zaman bir örnek teşkil etmez. Çünkü 2008 öncesinde dünyada korkunç bir para bolluğu vardı. Bu para bolluğunda herkes gelip çok ciddi yatırımlar yaptılar. Yarısı çok başarısız oldu. Başarılı olanlar da mutlaka var. Ama yarısı çok başarısız oldu. Dünyada yani, Türkiye'de değil. Para çünkü insanların kulaklarından dolarlar fışkırıyordu. Onun ardından kriz geldi zaten. Şimdi ben şu aşamada artık dünyada para halen var. Ama para park etmiş. Park ettiği yerden çok rahat çıkmıyor. Çıkabilmesi için çok iyi projeler koymak lazım önüne. Türkiye'de de bu projeler var. Bu projelerin çok iyi dizayn edilmesi, çok uluslararası ihalelerle yapılmasıyla birlikte ben yurt dışındaki paranın Türkiye'ye geleceğine inanıyorum. Bakın sadece özelleştirme ihaleleri değil. Bunun dışında Türkiye'de sanayi yatırımlarına da çok rahatlıkla ben yurt dışı sermayenin geleceğine inanıyorum. Peki gelen memnun mu hala? Mesela hani sizin Fransızlar... Mesela bize gelen Fransızlar memnun. Memnun olmadıkları kadar sıkıntılı olaylar da olmadı değil. Yani aldılar, 1 milyar dolar yatırdılar. Ondan işte çok kısa bir süre sonra 3. Havalimanı ihalesi çıktı. Atatürk Havalimanı kapanacak dendi. Ama gördüler ki her şey bir prosedüründe gidiyor. Çünkü ihale çıkmadan önce bize Ulaştırma Bakanlığı dedi ki eğer bu 3. Havalimanı 2021'den yani sizin imtiyaz sürenizden önce biterse biz sizin kaybınızı karşılayacağız. Bu çok önemli bir hadiseydi mesela. Yani uluslararası standartlarda bu mektubun bize verilmiş olması, bu garantinin verilmiş olması çok önemli bir hadiseydi. Türkiye'deki olayın ciddiyetini gösterdi uluslararası kuruluşlara. Memnun olan da var, memnun olmayan da var. Ama bu Türkiye ile ilgili değil. Yani bu bence o projeyi yönetenlerle ilgili. Yani yönetenler yabancı sermayeye hakikaten doğru davranırlarsa, haklarını doğru verirlerse, haklarını korumada onlardan faydalanmak yerine hakikaten birlikte büyümeyi isteyen yöneticilerle çalışanlara baktığınızda çok memnunlar. Onun için ben memnun olanların memnun olmayanlardan daha fazla olduğuna inanıyorum. Hani bu son gelişmelerin yansıması ne yabancılara? Şimdi şöyle bakın, yabancılara bu son gelişmelerin yansımasının çok iyidir diyemeyiz. Ama biz şunu da dememiz lazım. Biz kriz tellallığı yapmamamız gerektiğine inanıyorum. Hepimiz altında kalırız. Hepimiz. Yani şirketler, çalışanlarımız, işçiler, memurlar perişan oluruz. Onun için bizim hepimizin kesinlikle bir panik havası içinde olmadan bunlar sıkıntılı günler.
Ama kriz yok. Yani bir takım küçük küçük krizler var. Bir takım işte dolarlar yükseliyor. Bir takım sıkıntılar var. Sıkıntılar yok değil. Ama bir panik havası içinde olmamak gerektiğine inananlardanım. Çünkü panik başlar ise işte o zaman tekrar bir takım balonlar yaratılıp çok lüzumsuz şeyler olabilir. Çok insanlar, çok şirketler yara alabilir. Bu bizim çok dikkat etmemiz gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Biz halen tam olarak yurt dışına gittiğimizde biz Türkiye'yi önce ülkemizi anlatıyoruz. Çünkü sizin olduğunuz yeri, evinizi çok iyi anlatabilmeniz lazım. Ki TAV'ın gelirlerinin önemli bir kısmı da yurt dışından gelen gelirleridir. Ama bunlara rağmen biz bir Türk firmasıyız. Ana üssümüz Türkiye. Türkiye'yi anlatıyoruz. Ve orada görüyoruz. İstek var, inanç var ama şu anda beklemediler. Yani bir ama bu kesinlikle artık Türkiye'ye yabancı sermaye gelmez falan diye bir şey yok. Şu anda zaten var. Yani çok ciddi yabancı sermaye var. Biz mesela bizim ortaklarımızla %38'i Fransız Aeroport de Paris'indir biliyorsun. Bizim ortaklarımızla birlikte biz Sabiha Gökçen'i almak için çok ciddi bir fiyat verdik. Ama karşılığında Malezyalılar ön alım hakkını kullandılar ve gelip aldılar. Malezyalılar da yabancı. Bizim yabancı ortaklarımız var. Demek ki halen ilgi var. Yeter ki proje doğru olsun. Proje doğru değilse hakikaten o projeye finans bulmak, yatırımcı bulmak çok zor. Yani iki türlü para var biliyorsunuz. Yani birincisi sermaye koyanlar var. Bir tanesi de kredi verenler var. Yani ikisi de aslında hoş geldin dememiz lazım. Ama sıcak para var bir de girip çıkıp girip çık sıcak para. İşte sıcak parayı biz sevmiyoruz aslında. Yani Türk iş adamları olarak gelip burada paranın kalıcı olmasını istiyoruz. Yani bir krediyi sıcak para hiçbir zaman saymazsınız zaten. 10 yıl 15 yıllık krediler alıyorsunuz. Ama bir de sermaye gelirse en iyisi o. Bir sermaye getirdik Türkiye'ye. Yani 1 milyar dolar bir para getirdi Türkiye. Cari açıktan direkt bu 1 milyar dolar düşüyor. Böyle projelerin, böyle şirketlerin gelişmesi Türk ekonomisini ayakta tutacaktır. Peki şimdi bu yeni dönem diyelim yani dolar yüksek kur dönemi diyelim aslında şu an itibariyle en azından bu sizin planlarınıza, projelerinize, yatırım planlarınıza nasıl yansıyacak? Dediğim gibi biz dolar veya euro domine geliri olan bir şirketiz. Ve giderlerimizi ona göre de hece ettik. Ayarladık. Bizim oradaki iniş ve çıkışlardan herhangi bir finansal beklentimiz yok. Yatırıma devam mı? Bizim finansal olayımız bileşik kaplar gibi. Yani bu taraf azalsa bu taraf çıkıyor. Ama sonuç hep aynı. Orada biz yatırıp devam ediyoruz. Mesela Atatürk Havalimanı'nda şimdi uzatma yapıyoruz. Bu çünkü niye Atatürk Havalimanı'nda ciddi bir transit yolcu artışı oldu. Atatürk Havalimanı 2000 yılında yapıldığında gelen ve giden yolcuya göre ayarlanmış bir havalimanıydı. Dizayn edilmiş bir havalimanıydı. Türkiye'de halen bakın gelen giden yolcu 10 milyon 700 bindir. Türkiye'de transit yolcu da çok ciddi artış olmuştur. Yani biz 56 milyon yolcumuz var mesela İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Bunun 18 milyonu iç hatlardır. 18 milyonu transittir. Geri kalan 20 milyonu gelen gidendir. Onun da onu giden, onu gelendir. Yani biz aslında 10 milyon yolcudan para alıyoruz. Diğer yolcular bizim hizmet vermek mecburiyetinde olduğumuz yolculardır. İç hatlardan da alıyorsunuz ama o maliyeti ancak karşılayan olaydır. Yani olaya baktığımızda transit yolcular çok arttığından biz bir devlet hava meydanlarıyla anlaştık. Kendimiz bir uzatma daha yapıyoruz. Niye yapıyorsunuz? Atatürk Havalimanı kapanacak diyorlar. Şimdi, bakın Atatürk Havalimanı kapanacak. Şöyle 3. havalimanı bittiğinde kapanacak. Şimdi 3. havalimanı nereden baksanız çok büyük bir inşaat. Çok büyük bir yatırım. Yani 3. havalimanının mutlaka bir gün bitecek. Ama bitiş süresinin çok kısa sürelerde olacağına biz inanmıyoruz. Yani olabilir ama çok kısa sürelerde hani mühendislik olarak biraz zor gözüküyor. Yani 5 tane Türkiye'nin önemli firması mutlaka yapacaklardır ama bunun süresinin bizim bu yapacağımız ilave tesisin geri dönüşünü sağlayacak bir süre olacağına inanıyoruz. Bu bir stratejidir. Biz stratejik olarak DHMİ'ye müracaat ettik. Dedik ki biz bunu uzatabiliriz. Kendimiz yatırım yapıyoruz. Yani 75 milyon euro civarında bir yatırım yapıp orayı uzatıyoruz. Bu sene toplam olarak 110 milyon euro yatırımımız var. İç ve dış mı toplam bu? Sadece iç ve dış toplam. İçeride 75 milyon.
Bunu yaptıktan sonra biz hemen çok kısa sürede bitireceğiz orayı ve Türk Hava Yolları'na en azından bir 8 köprü daha getiriyoruz. Kargo binasını yıkıyoruz. Arkaya Türk Hava Yolları büyük bir kargo yaptı. Yani Atatürk Havalimanı kapanacak diyorsunuz ama Türk Hava Yolları da 60 milyon dolara oraya kargo tesisleri yaptı. Devlet Hava Meydanları hava tarafına neredeyse 150 milyon dolar yatırım yaparak yeni bir apron açtı. Havacılıkta son dakikaya kadar yatırımı yapmaya mecbursunuz. Yani biz orada ya biz nasıl olsa buradan işte 4-5 yıl içinde çıkacağız şunu yapmayalım diyemezsiniz. Yani böyle bir hakkınız yok. Çünkü biz her zaman şunu söyleyen bir firmayız. Biz diyoruz ki finansal başarılarımızı eğer biz ülkeye olan katkımızla ve sosyal faydalarla taşlandıramazsak biz başarılı değiliz. Biz onun için bir ülke markası olarak hiç düşünmeden 75 milyon euroyu bu yatırıma kattık. Peki dışarıda neler yapacaksınız? Dışarıda şöyle yapıyoruz. Şimdi dünyaya baktığınızda tabii aslında iyi incelemek gerekiyor pazarı. Ve stratejinizin esnek olması gerekiyor. Esnek stratejiyle çok iyi kendinizi pozisyonlayabiliyorsunuz. Çünkü dışarıda hayat çok dinamik. Türkiye'de de çok dinamik, dış ülkelerde de çok dinamik. Bu dinamik hayata kendinizi esnek bir stratejiyle ancak uyum sağlayabilirsiniz. Şimdi biz bir baktık. Şimdi bakın şöyle bakıyorsunuz Amerika'da 511 tane havalimanı var. 312 milyon nüfus var. İşte şeyde Avrupa'da 330 havalimanı var. 742 milyon nüfus var. Asya'da 211 havalimanı var. 4.4 milyar nüfus var. Şimdi Asya'da bir havalimanı başına 20 milyon yolcu düşüyor. Şeyde Avrupa'da 2.2 milyon yolcu düşüyor. Amerika'da 634 bin yolcu düşüyor. Demek ki Amerika doyuma ulaşmış. Asya'da müthiş bir potansiyel var. Ama şuna bakıyorsunuz. Mesela bizim zamanımızda yapıştet devlet işte. Biz bununla başladık havalimanı sektörüne. Yapıştet devletmeler, özelleştirmeler gitti. Ama şimdi değişiyor. Şimdi mesela artık satın almalar gelecek. Çünkü çok daha büyük hub'lar dünyada yapılmayacak. Yani niye yapılmayacak? Şimdi bakıyorsunuz Boeing'e, Airbus'a diyor ki ben bundan sonra diyor bir 30 bin uçak satışı planladım diyor. Ve bunun diyor hemen müşterisi hazır diyor. 30 bin uçak daha yapacağım 2030'a kadar. Diyor ki bunun diyor 21 bini tek gövdeli diyor. İşte tek koridorlu dar gövdeli. Geri kalan 8 bini orta gövdeli, işte 2-3 bini de büyük gövdeli. Bu demektir ki point to point dediğimiz yani şehirden şehire direkt uçuşlar daha fazla artacak. Onun için atıl olan havalimanları kullanılmaya başlayacak. Biz şimdi bu verilere göre stratejimizi geliştirdik. Biz şunu yaptık. Biz dedik ki bundan sonra dünyada bizim baktığımız 3-4 tane havalimanı projesi var. Bunları takip ediyoruz. Çoğu satın alma gibi özelleştirme biraz 1-2 tane azaldı dünyada. Hangileri kaldı sizin takip ettiğiniz? Yani şu an Asya'da var. Asya'da var. Daha hani halka açık bir şirkeyiz. Siz açıklama yapmadığımız için Asya'da bir takım projeler takip ediyoruz. Amerika'yı biliyorsunuz. LaGuardia Havalimanı'nda sonucu bekliyoruz. Oradaki her türlü teklifler falan verildi. Sonucu bekliyoruz. Şimdi burada baktığınızda biz servis şirketlerinde çok ciddi bir açık olduğunu gördük dünyada. Oraya yani, geçmeden LaGuardia'da sonuç ne zaman gelir? 1-2 ay içinde belli olacak diyorlar. Tamam. Orada bekliyoruz sonucu. Tamam. Şimdi şunu gördük. Mesela zengin ülkeler yani havalimanına yatıracak parası olan ülkeler direkt kendileri inşaatı yapıyorlar. Ama işletmede zorlanıyorlar. O zaman biz hani komple yapıp işletmek yerine başkasının yaptığı binayı teknik servis anlaşmalarıyla veya management anlaşmalarıyla işletme yöntemi. Ve bu geçişlerdeki ORAT dediğimiz Operational Readiness Airport Transfer yani operasyona hazırlık ve havalimanı transferi projesi. Bununla ilgili ciddi projelere katıldık. İhalelere giriyoruz. Şimdi bunlar böyle bakıyorsun 20-30-40 milyon dolarlık işler. Ama güzel işler. Bunları almak çok daha kolay oluyor. TAV Holding olarak bunları yapmaya başladık. Birincisi bu. İkincisi servis şirketlerimiz bizim dışımızda. Biz 14 tane havalimanını işletiyoruz. 6 tane havalimanının da inşaatını yapıyoruz. Servis şirketlerimiz bizim dışımızdaki havalimanlarında duty free
yiyecek içecek, yer hizmetleri ve IT olarak iş almaya başladılar. Çok ciddi iş aldılar. Bakın şu anda biz hep derdik ki, ilk defa burada söyleyeceğim galiba, biz 14 havalimanı işletiyoruz, 6 tane de havalimanı inşaatı yapıyoruz, 20. Biz 53 tane havalimanında varız şu anda. TAV olarak işletme şirketlerimizle birlikte tam 53 tane havalimanında varız. Bu 53 havalimanının bazısında yer hizmetleri yapıyoruz, bazısında tüm IT'yi biz işletiyoruz, bazısında yiyecek içecekleri biz işletiyoruz, bazısında duty-free'leri işletiyoruz. Hı hı. Şimdi böylece 53 havalimanındaki bir operasyonu yönetiyoruz. Yani şimdi bunları niye yapıyoruz? Hani çok açık söyleyeyim. İstanbul 3. Havalimanı bittiğinde İstanbul Havalimanı kapatılacak. Biz bunu her şeyde söylüyoruz. Ama kapatıldığında Atatürk Havalimanı bizim EBITDA'mızdan %50 civarında bir düşüş olacak. Biz peki neymiş? Demek ki biz 10 yılda, 15 yılda bir ikinci İstanbul yaratmışız. Yani İstanbul %50'si de bir %50 daha var. Şimdi bu %50'yi de biz çok rahatlıkla yaratabileceğimize inanıyoruz. Yani %20'sini yarattık bile şimdiden. Bunu da servis şirketleriyle yapıyoruz. Servis şirketleri çok ciddi büyüyor. Ve çok ciddi bir şekilde dünyanın büyük havalimanlarında TAV'ın servis şirketleri yer almaya başlıyor. Yani böyle bir strateji geliştirdik. Bu strateji de dinamik zimimizi gösterir. Görüyoruz. Peki bu yıl kapanışını da konuşalım. Hani önümüzdeki yıllar için anladığım kadarıyla bütün strateji konulmuş ve şu an itibariyle de meyvesi alınmaya başlamış. Hani peki bu yıl nasıl kapanacak diyelim? Hem ciroda hem karlılıkta. Ciroda 10-12 yüzde. Ciroda 10-12'yiz. Karda 5-10. Karda 5-10. EBITDA'da 12-14 artış verdik. Hı hı. Yolcu'da tüm TAV havalimanlarında %6 ile 8 arasında bir yolcu artışı verdik. Orada size şunu söyleyeyim. Hatırlarsanız bir programda yine CNBC'de bundan sonraki 10 yıl için hedefleriniz diyordu ve imza atılıyordu. Artunç'un programıydı galiba. Ha, evet, evet. Ben 2010'da bizim demiştim 2020'de 100 milyon yolcumuz olacak. Bu sene 2014'te 96 milyon oldu. Gelecek sene biz bu büyümeyle 100 milyon yolcuyu yakalıyoruz. Yani hayallerimizi kısa tutmuşuz diyorum ben. 10 yıllık hedefe. 10 yıllık hedefe biz. Ama onu dediğinizde ne zamandı? 2010'du. 2010'du. Şimdi demek ki 3 yıl önce, ne 3 yılı hatta 5 yıl önce ulaşmış olacağız gelecek sene. Bu da bizim başarımızı gösteriyor. Biz verdiğimiz yol haritasında genellikle tutturuyoruz. Yani hedeflerimizi tutturuyoruz. Çünkü çok sağlıklı çalışıyoruz. Yani bizim bütçe planlama bölümümüz, risk bölümümüz ve finansal bölümümüz çok sağlıklı çalışıyor. Verilere çok iyi bakıyorlar. Verileri bilgiye doğru çeviriyorlar. Doğru bilgiye çeviriyorlar. Hı hı. Son olarak peki yani petrol fiyatlarındaki düşüşün de hesaplarda yeri var mı? Hani havayolu şirketlerine yansıması, oradan size yansıması. Tabii ki. Yani tabii ki havayolu şirketlerinin kârı arttıkça onların yolcuya yapacağı bilet fiyatlarındaki indirimle yolcu artışı olacağına inanıyoruz. Ama demin dediğim gibi çok fazla dinamik dünya. Yani o kadar kompleks ki, kompleks sistemlerde bütün verilerle birbirini dengeleyen, destekleyen ve engelleyen sistemleri çok iyi harmoni içinde yönetebilmeniz lazım. Mesela Rusya'da kriz var. Rus turist azaldı diyorlar. Biz Rus turistin azaldığını İstanbul'da görmedik. Ama neyi gördük? Harcaması düştü. Onu gördük mesela. Şimdi bunları çok iyi takip edebilmek lazım. Biz takip ediyoruz bunları. Buna baktığımızda ben 2015'i bizim için bu verdiğimiz hedefleri tutturabileceğimize rahatlıkla inanıyorum. Peki çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Bize katıldığınız için tavsiyesi Sani Şener. Çok teşekkürler, sağ olun.